Gidemezsin! Feriha'mı götüremezsin! Ay halacığım evet o Emir Feriha'nın yanındaymış ya. Ya gideceğim ben de karakola da cüzdanımı unutmuşum onu alayım çıkacağım. Ya tamam ben seni arayacağım tabii ki. Gülsün. Yardım et. Ne oldu Gülsün? Yardım et. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç hadi ya lütfen. Ya tamam dur. Dur. Ya söylesene ne yaptın? Ne oldu bu kıza ne yaptın? Asmış ya? Kendini asmış. Hadi gir içeri. Haber var mı baba? Yok. Abi, Feriha evde iyi mi? Doktor ben görmeden giremezsiniz dedi. Olsun kavuştuk çok şükür Allah'a ama. Şükürler olsun. Abi ben Gülsüm arayayım bir. Bir dakika. Yaralı Emir Sarrafoğlu. Baba düğünü al. Yaralımız iyi mi doktor bey? Siz yakın mısınız? Benim kızımın hayatını kurtardı da. Kurşun sıyırmış. Çok şükür.
Yılmaz'ın yakınları sizler misiniz? Evet, ben babasıyım. Buyurun. Geçmiş olsun. Az sonra psikiyatri doktorum sizinle konuşacak. Kızınızın yaşadığı durumla ilgili nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini size anlatacak. Sağ olun efendim. Sağ olun. Abi. Bu Gülsüm cevap vermiyor. Emir nerede? Kalkmayın şimdilik. İyi mi o? Arkadaşınızın bir şeyi yok. Merak etmeyin. Kötü bir şey mi oldu? Doğru söyleyin. Halil ona iğne yaptı defalarca. Buralarında dayanıklar vardı. Biz gerekeni yapıyoruz. Siz merak etmeyin. Siz yeter ki sakin olun. İfade verebilir. Ailesi gelebilir mi? Tabii gelebilir. Bu hassas durumda siz de kızınıza biraz yardımcı olmalısınız. Geçmiş olsun. Siz alabiliriz. Feriha. Feriha kızım iyi misin ha? Tamam, iyi misin? İyi misin yavrum? İyiyim baba, iyiyim. Lütfen fazla yormayın. O iblis. O iblis, o şeytan. Sana bir şey yaptı mı ha? Söyle bana. Söyle bana. Yok baba, dokunmadı bile. Feriha, affet beni kızım. Affet yavrum. Affet, affet, affet beni. Baba ağlama. Allah'ım, söylesene şu üstümün ikini çıkarsınlar. Alo, evet. Evet benim. Ne? Oğlum mu? Ne hastanesi? Ne diyorsunuz ya? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ne? Vuruldu mu? Gözümü açtığımda ellerim bağlıydı. O eve götürmüştü beni. Rehineler vardı bir de. Annesiyle çocuk. Sonra o adam geldi. Kadının kocasıymış. Öldürdü o adamı. Defalarca kaçmaya çalıştım ben, başaramadım. Sonra Emir'i aradı. İğneler yaptı her gün. İğnelerle uyuttu. Bu adam bundan hiçbiri açmıyor. Ne ev açıyor, ne seher açıyor, ne Gulsun açıyor. Vallahi hiçbir cevap vermiyor. Ben çok endişelendim hoca bey. Artık daha duramayacağım ben burada. Merak etmeyin canım, birazdan çıkar onlar. Yok yok, çıkmıyor vallahi. Ben kaç kere çevirdim bu numaralar bilse. Sen beni bir taksiye atabilir misin? Tamam, hadi geç. Allah razı olsun. Bu kadar. Sizi biraz dışarı alıyoruz. Seher, ya aç şu telefonu, ya kapat, ya da sessize al. Ha, açayım da ne diyeyim? Soracaklar şimdi niye açmıyorsunuz diye. Kızınız az birazcık intihar etmiş mi diyeyim? Zaten eve gidince görecekler boynunu. Hayır, bir şey uydurmak için zamana ihtiyacım var. Ay, hem size yardım ediyorum hem de azar işitiyorum ya. Hayır, bir de sizin yüzünüzden Feriha'lardan da haber alamadım. Feriha'dan bir haber mi var? Hı. Alırsın haberleri.
Gerçi haberin büyüğü sizde ya. Rıza Bey, bir çay için. Sağ ol, sağ ol. Ya bu Seher'le Gülsüm'ün yaptığı da iş mi yani? Böyle bir zamanda telefona bakılmaz mı ya? Var mı pek adam ya? Yok. Ses seda yok. Niye bir şey söylemiyor bunlar? He? Niye bir şey söylemiyorlar? Baba, sen tansiyon ilacını yanına almadın değil mi? Tansiyon, tansiyona ihtiyacım yok benim. Niye hala çıkarmıyorlar ki kızımı? Ben hemşireden bir tansiyon ilacı bakıp geleyim. Ne zaman çıkaracaksınız kızımı doktor bey? İkinci serum tamamlandığında çıkarız. Ne yaptınız oğlum ha? Ne yaptınız? Biz bir şey yapmadık. Beyefendi, oğlunuz kızımı kurtarırken çok şükür kurşun sıyırıp gitmiş. Ne şükürü, ne kurşunu ya? Benim oğlumun kurşunla ne işi olur? Beyefendi, ikisine de bir şey olmadı çok şükür. Ne benim kızıma, ne de sizin oğlunuza. Şükür ha? Oğlum sizin kızınız yüzünden yaralandı. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Kardeşim, biz burada insan gibi bekliyoruz. Sen de insan gibi konuş. Ya da çek git oğluna sor. Bir de bizim için sor. Ne işi varmış orada? Mehmet. Mehmet. Ünal Bey. Buyurun sakin bir yerde konuşalım. Buyurun. Senin ne işin var burada? Buyurun. Emir. Feriha'nın yanındaymış. O adam Emir dedeyi inanmış. Ünal merhaba. Biz döndük de bir aramak istedim. Emir'i arayamıyorum. Çünkü ona bu sefer ne kadar kırıldığımı anlamasını istiyorum. Ama yine de biliyorsun işte anneyim. Merak. Tamam, şu herifin bakışları sinirimi bozuyor. Şu Feriha'ya bakalım biz. Hadi. O zaman hep beraber çıkalım. Geç ol. Ünal orada mısın? Alo. Ünal. Neredesin? Bay ve Gülsümcük. Sen de 2012'ye bir girdin pir girdin ha. Vallahi ben bile bu kadar cesaretini beklemezdim sende. Sen en iyisi şu Gülsüm'e bir paket de sinir ilacı alsaydın. İhtiyacı olacak. Lütfen biraz susar mısın? Hayır susamam efendim. Ben onun yengesiyim. Ben zaten sizin ikinizin bir haltlar karıştırdığını anlamıştım. O 10 numarada. Dua edin de evdekiler anlamasın. Evdekiler duyarsa ne olur? Vallahi sen Gülsüm için korktuğun kadar kendin için de kork. Yani bizim için her şeyden önce namus gelir. İyisin değil mi kızım he? Gel yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oh. Görmek istiyorum. Hemen.
Gülsüm, Seher! Allah Allah, ne de bunlar ya? Nerede bunlar? Gülsüm, neredesiniz kızım siz? Ha? Gülsüm, yavrum. Ne oldu kızım? Gülsüm, ne oldu? Ne oldu kızım? Vücudunda önemli miktarda su kaybı var. Serum takviyesi yapıyoruz. Bu gece kontrol altında tutacağız. Ama endişelenmeyin. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Geçmiş olsun. Duyuyor musun oğlumuza neler yapmış? Ünal, duyuyor musun? Ben oğlumu hemen özel hastaneye götürmek istiyorum. Burası da tam teşekküllü bir hastane Aysun. Üstelik başhekimi de tanıyorum. Sen bu merdivenlerde ne işin vardı da düştün sen? Ya Hatice Alıcığım, ben sizin arkanızdan böyle heyecanla çıktım ya. Bu yavrum da öyle arkadan koşmuş. Panikle işte öyle merdivenlerden yuvarlanmış. Bu çocuk kimdi? Onun ne işi vardı sizin yanınızda? Biz onu tesadüfen gördük. Yani apartmandan çıkarken. Sağ olsun arabasıyla bizi hastaneye götürdü. Vallahi bu 10 numara Feriha'ya, arkadaşı da Gülsüm'e Hızır gibi yetiştiler maşallah. Sen tanıyor muydun o çocuğu? Ya sen boş ver şimdi çocuğu, biz meraktan çatladık, anlatsana. Ya ne oldu Feriha'ya? O çocuk gerçekten böyle mermilerin önüne siper etmiş mi kendini? Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Yavaş yavaş kız. Yavaş yavaş. Vay be. Demek çocuk hakikaten böyle kendini mermilerin önüne atmış ha? Şimdi bu kız niye tek başına dışarı çıktı? Sonra o sapın niye oğlan arıyor diye ailesini aramıyor bu kızın? Feriha kalksın bunların hepsine tek tek cevap verecek. Bakalım o zaman ne olacak? Oğlumuz ölebilir düğünü. Oğlum o işkencecinin yanında kim bilir kaç gün kaldı. Sen neredeydin? Oğlum bir psikopatın elinde yaralı haldeyken sen neredeydin? Ben oğlumu yeterince tanıyamamışım. Bu ne biçim bir cevap şimdi? Ben onun evine gittim. Kapıyı çaldım. Açmadı. Hani her zaman yapardı ya, öyle sandım. Ben aynı şeyleri yapıyor sandım. Kimseyi görmek istemiyor zannettim. Onu yeterince tanıyamamışım. O gırtlağına yapıştığı Levent denen adam kadar bile tanıyamamışım. Biliyor musun? Biz seninle bunu daha önce de yaşadık. Oğlumuz trafik kazası geçirdiğinde hastane odasında bunu seninle yaşadık. Bana sakın günah çıkar. Bana sakın günah çıkartma Ünal Sarrafoğlu. Bak, hiçbir şey değişmemiş. Senin vicdanını ben rahatlatmayacağım. Seni kim rahatlatacak Aysun ha? Paris'te alışveriş yaparken hiç oğlunu düşündün mü?
He? Aa, pardon. Aysun Hanım o sırada oğluyla küstü. Oğlunu arayamazdı, değil mi? İki gün beraber geçirmişler o pisliğin yanında. Ben şimdi ne düşüneyim? Ne yapayım? Ya bu Halil beni babamı aramıyor da o herifi niye arıyor? E gördün. Feriha'yı korumak için üzerine kapandı adam. Neden? E nedeni belli. Her şey ortada. Mehmet. Şu an söylediklerin de düşündüklerin de çok anlamsız. Feriha artık evde. Hocam, bak bu adamı tanıyorsun. Babasına kadar tanıyorsun. E bizi de tanıyorsun. Bak bildiğin bir şey varsa söyle hocam, benim bilmem lazım. Şu an için bildiğim tek bir şey var. Feriha artık evde. Ve hepinizin eksiksiz desteğine ihtiyacı var. Başka bir şey aklına getirme. Alo Zehra. İyiyiz, iyiyiz. Evet. Baba. Anne. Anne. Feriha yokken konuştuklarımızı unutma. Kardeşinle ilgili söylediklerini unutma. Bu Mehmet de hala hoca ile konuşuyor. Vallahi on numaraya kafayı fena takmış belli. Senin yangına körükle gitme Seher Hanım. Körüğü mü kalmış Hatice Hala? Baksana, baba oğul ateşi ellerine aldılar iyice. Rıza babam da güya şükür namazı kılıyor ama yüzünden düşen bin parça. Bakalım ben Mehmet'i nasıl sakinleştireceğim. Ya kaç günden beri ilk defa ağzımızın tadı yerine geldi. Hemencecik bozulmasın valla. Hadi şimdi kardeşinin yanına git.
Emir! İmdat! Ya canım kabus görüyor. Uyan, uyan. Feriha! Feriha! Korkma kızım, korkma. Bak. Bak babam burada yavrum. Korkma. Korkma yavrum, korkma. Korkma. İyiyim baba. İyiyim. Evdeyim. Feriha nerede? Nasıl? İyi mi? Oğlum. Kıpırdama. Kıpırdama. Ben hemen doktorumu çağıracağım. Hareket etme lütfen. Emir. Oğlum, ben ne olduğunu anlamadım. Koray, Cansu, o hoca seni merak etti ama ben... O boş ver ya, önemli değil. Ay, ne oluyor Mehmet? Ya sen uyusana, erken de. Sen böyle tepemde dolanıp dururken ben nasıl uyuyayım? Ya bak ne güzel bulduk kızı da. O manyak Halil de bir şey yapmamış. Artık ne düşünüyorsun? Tabii senin aklına 10 numaranın kahramanlığında kaldı değil mi? Ben kocamı bilmez miyim? Ya ben senin karınım. Yani kimseyle konuşamadıklarını benle konuşacaksın. Ya o herifin orada ne işi var? O ruh hastası niye onu çağırıyor oraya? Herif zaten damdan düşer gibi hayatımıza girdi. E borcunu da ödedik. Meselesi ne yani? Vallahi ne desem bilmiyorum ki. Ya Hatice hala da anlattı. Çocuk kendini Feriha'ya siper etmiş falan. Yani insanın aklından her şey geçiyor. Ya sus Seher, sus. Ben daha aklımdan geçeni bile söyleyemiyorum. Ama aklımdan da çıkmıyor ki. Daha dün gece kardeşimin hayatından korkuyordum. Şimdi aklıma gelenlerden korkuyorum. Şimdi ben nasıl gidip kıza o herifle... Bak işte aklıma gelen dilimden çıkmıyor. Abi. Ne? Ne düşünüyorsun öyle kara kara? Yoksa şey mi düşünüyorsun? Şey mi yok, şey mi yok? Şey, ben yorgunsam ben çıkayım servis ediyorum abi. Yok yok, ben çıkarım. Sen kahvaltıyı hazırlamaya bak. Evet, baş. Ya yılbaşı gecesi o herifle apartman önünde ne halt ediyordu bunlar? Ben söylediğimde bir üzerime yürümediğin kalmıştı ama. Çıldıracağım ya. İnsan kardeşin canını düşünürken bunun başka bir şeyi gözü görmüyor da. Şimdi biraz rahatladık ya. Her şey üstüme geliyor. Feriha bir kendine gelsin. Bir toparlansın. Elbet oturup konuşacağız. Her şeyi anlatacak. Neymiş bu herifin olayı? Ay Mehmet sen de Halil'i unuttun. Kafayı bu Sarrafoğlu'na taktın. Hayır seni duyan da kızı 10 numara kaçırdı zannedecek. Ya sonuçta gidip çocuğun boğazına da yapışamazsın. Sonuçta Feriha'yı o kurtardı değil mi? Ben bununla baş edemem Seher. Ben babam gibi sabırlı adam değilim. Öyle içim yerken bekleyemem. Bir cevap lazım bana. Mehmet ne yapıyorsun? Mehmet abi. Yok bir şey Gülsün. Uyu sen. Mehmet, gel servise beraber çıkalım. Konuşalım biraz. Ben ne zaman çıkacağım buradan? Oğlum, sen kendini toparlayana kadar ben bu soruyu duymak bile istemiyorum. Doktor bey, ben buradan ne zaman çıkacağım?
Ben bugün de burada kalmanızı öneririm. Önerirsiniz. Ben şart değil. Emir'ciğim, bu konuyu tartışmayacağız bile biz seninle. Anne, serum bitti. Ben buradan çıkmak istiyorum. Hadi ne olur. Yalnız önümüzdeki günlerde dikkat etmeniz gereken önemli kurallar var. Ben bu konuda sizi bilgilendireceğim. Tabii. Oğlum yavaş. Ah, ya... Baba, şu meseleyi ne zaman konuşacağız? Dur öyle dur. Önce sağlam kafayla düşünmek lazım. Baba, bu Halil. Seni beni değil o herifi aramış. Mehmet, bu lafların nereye gidiyor? Oturup düşünmek lazım önce. Bu aklından geçeni sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Benim dualarım kabul oldu. Gözümü kapatıp da isyan edersem Allah'ın gücüne gider. Aklımız başımıza gelsin, sonra konuşuruz. O zamana kadar sen de sus. Anlaşıldı mı? Hadi. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Koray'ın numarası var mıydı sende? Koray mı? Ben şimdi öğrenemem ama o öğrenir. Gülsün, iyi misin? Koray, Feriha ben. Feriha? Feriha, iyi misin? Emir nasıl? Ulaşamıyorum. Bir tek sen anlatabilirsin ne olduğunu bana. İyi miymiş? Oğlum, evden alacağın ne varsa hemen al, bize gidiyoruz. İtiraz kabul etmiyorum. Ben evimde kalmak istiyorum. Alo. O manyak herifi hapse attıracaksın, anladın mı beni? Deli meli dinlemem. O adamı mutlaka hapse attıracaksın. Oğlum, bu odanın hali ne? Emir'cim, ne oldu burada böyle? Bilmiyorum. Ya nasıl iş bu ya? Manyak herif cinayet işliyor, kız kaçırıyor, işkence yapıyor. Aklından zoru var diye hapse attıramıyoruz. Aysun, sen buradasın değil mi? Ben çıkıyorum. Çıkıyorsun. Yapılacak daha önemli bir işin mi var Ünal? Aysun, lütfen üstüme gelme. Vicdan azabı çekiyorsun. Ve durup mücadele etmek yerine... her zaman olduğu gibi kaçıyorsun. Emir'cim, oğlum, bak şoför yolda geliyor. Nelerini almak istiyorsan alıp bize gidelim. Hem Can da seni çok özledi. Hem senin yalnız kalacak halin yok. Ne varmış halimde? Ben burada kalmak istiyorum. Burada kalmak istiyorsun. Feriha'ya daha yakın olabilmek için burada kalmak istiyorsun. Emir, bize bunu yapmaya hakkın yok oğlum. Ne olursa olsun, bir evlat olarak annene de babana da bunu yapmaya hakkın yok senin. Emir'ciğim, bana bir şey söyle. Seni o kızdan kurtarabilmem için bana tek bir şey söyle. Anne, bunları konuşacak halim yok benim. Sonra konuşalım mı? Hayır efendim. Şimdi konuşacağız.
Hatta bu konuyu seninle ikimiz de konuşmayacağız. Ben gidip Feriha'yla konuşacağım. Hatta Feriha'nın ailesiyle konuşacağım. Madem kızların hayatını benim oğlum kurtardı, öyleyse söyleyeceğim her şeyi dinlemek zorundalar. Ben de hayatımı Feriha'ya borçluyum. Ben onun için ne yaptıysam o da benim için aynı şeyleri yaptı. Onlarla hiçbir şey konuşmayacaksın hani. Ailesi hiçbir şey bilmiyor. Babası, kardeşi hiçbir şeyden haberi yok. Ve bu böyle kalacak. Biz hazır olana kadar böyle kalacak. Ben anlayamadım. Hazır olmak. Siz. Hani bu kız kaçırıldı diye söylediği bütün yalanlar unutuldu öyle mi oğlum? Ve siz oldunuz. Anne, bunları konuşacak halim yok. Emir. Bütün bunlara tahammül edeceğimi zannediyorsan benim senin annen olduğumu unutmuşsun demektir oğlum. O zaman dinle beni anne. Biz o evden birbirimizi kurtararak çıktık. En akla gelmez sınavları vererek çıktık. Dünü bütün geçmişimizi o evde temizledik anne. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Hatalarımızdan nelerin izi kaldı onu da bilmiyorum. Ama bundan sonra birbirimize karşı değil birbirimiz için savaşacağız. Onu biliyorum. Koray'dır bu. Ben buraya gelirken onunla konuştum. Günaydın hanımefendi. Evet, ne istiyorsunuz? Oğlunuz beyefendi iyidirler inşallah. Oğlum gayet iyi. Allah bir an önce şifasını versin. Dün bütün gece onun için dua ettik. Bir isteğiniz var mıydı? Evet var. Benim gerçekten sizden bir isteğim var. Bir gelir misin? İyi günler. Anne ne yapıyorsun? Bak ben iyiyim gerçekten. Bugün dinleneceğim, yarın kendime geleceğim. Başında beklemen gereken bir çocuk değilim ki. Oğlum. Beni ne kadar kırdığını anlaman için seni günlerce aramadım. Bak başına neler geldi. Ben şimdi seni nasıl yalnız bırakırım oğlum? O kız için beni bu evden göndermeye çalışıyorsun. Ben seni cezalandıramadım ama sen beni cezalandırıyorsun Emir. Anne, Feriha'nın hayatını bilmiyorsun. Öfkeni kusmak için söyleyeceğin tek bir şey bile onun hayatında nelere mal olur bilmiyorsun. Feriha'nın gerçekleri. Feriha'nın yalanları. Feriha'nın hayatı. Biliyor musun? Feriha beni hiç ilgilendirmiyor oğlum. Beni sen ilgilendiriyorsun. Koray geldiğinde beni ararsınız. Ve lütfen Koray'a söyle seni yalnız bırakmasın. Şu 10 numaradaki çocuk ne oldu acaba? Hastaneden çıktı. Evde çok şükür. Bu hafta okula gitmesin artık. Hele bir kendine gel de bir oturup konuşmamız lazım. Ne oldu, ne bitti, mesele nedir? Okul deyince bak senin hoca bey aklıma geldi. Ne kadar iyi bir insan biliyor musun? Vallahi bizi hiç yalnız bırakmadı. Yani çok böyle yanımız doldu, destek verdi bize.
Niye yemiyorsun yavrum? Bak ben bu melemeni sana elimle yaptım. Hadi yavrum aç ağzını. Hadi gel. Aç değilim dedim. İstemem. Yok. Aç değilim hava sağ. Hatice. Ben dışarı çıkıyorum. Karakola gidip şikayette bulunacağım. O pisliğin hapse girmesi için uğraşacağım. Ben de geliyorum baba. Mehmet, şimdi artık bu dertlerimiz de geçti ya. Hani diyorum şu boya badana, mobilya işlerini falan halletsek ha? Tamam, akşam ararım, buluşur gideriz. Tamam. Hatice. Efendim abi. Feriha kalkınca beni ararsın, tamam mı? Başüstüne abi, tamam. Ben de gideyim şu karşının işini bitirip geleyim, ha? Yalnız Hatice abla, ben nalbura çıkacağım. Yani bugün kızların başını falan bekleyemem, söyleyeyim. He, bekleme Seher Hanım. Sen ver anahtarları bana. İyi, tamam. Ben Ünal Sarrafoğlu. Oğlum o manyak herifin elindeyken burada oturup keyfimi çattım. Şimdi o manyağı hapse bile attıramayacağım, öyle mi? Ya, kendine çok büyük haksızlık ediyorsun. Yani Emir'in aklına estiği zaman kapılara çıkmadığını, telefonlara bakmadığını biliyordun. Hem böyle Hollywoodvari bir kahramanlık girişimi kimin aklına gelirdi ki Ünal? Bence kendini suçlamaktan vazgeç. Emir'in de Aysun'un da gözünde artık suçluyum. İlgisiz, alakasız bir baba. Oğlumu Cansu kadar, o senin arkadaşın Levent kadar bile tanıyamamışım. Ben gittiğimde hastanedeydi. Senin arkadaşın bile oğluma neler olduğunu benden önce öğrenmiş. Demek Levent hastanedeydi. Hastanedeydi ve belli ki ateş attığında Feriha'nın ailesinin yanındaydı. Gerçekten çok ilginç bir arkadaşın var. Ama Feriha'yı kurtarmak isterken yaralanmadığına göre Emir kadar da cesur değil demek ki. Ne? Bir dakika ya. Emir Feriha'yı kurtarırken yaralandı mı? Ya size söylemiştim, Emir ortada yok demiştim. Cansu. Sakin ol. Ne sakini ya? Yaralandı mı şimdi, nerede, nasıl? Cansu, Emir evinde ve gayet iyi. Bence sen bu konunun dışında kal bir müddet. İnanamıyorum ya. Ben Emir nerede diye kıvranırken o Feriha'yı kurtarmaya gitmiş. Benzinden kurtaralım derken başka yerden gol yemeyelim usta. Yok abicim, cebinden korkma artık. Bak, sıfır arabayı koyduk önüne. Garantisi bitiyor ya, içim ona yanıyor işte. Hiç yanmasın abicim, çünkü garantin de gitmiyor. Ha. Sıfır kere sıfır yani araba. Öyle mi? Öyle. Hadi hayırlı gör. Sağ ol, kolay gelsin. Mehmet, neredesin oğlum sen? Ya anca arayabildim be kanka. Bir aile bir durum var da gelemeyeceğim ben. Birkaç gün daha yokum yani. Ay kıyamam, kahramanına bakmaya gidiyorsun değil mi? Bana bak, Mehmet sabah yediğin haltları soracaktı ama ben zor tuttum ona göre. Halam gelirse yukarıdan çağırdılar dersin. Ay benden yardım mı istiyorsun? Bir kere bir şey istedim senden ya. İyi tamam. Ama bu kıyamı unutmayacaksın. He yukarıdakine söyle, o da unutmasın. Ben zaten onu hatırlatacağım. Gülsümcük, kaldık baş başa. Hadi kimse gelmeden azıcık konuşalım. Ya sen de artık ağlama be canım, yeter. Ya tamam, yemişsin bir halt, dönüşü yok ama... ya böyle dövünüp duracağına birazcık kafanı kullan.
Sen de o salak Feriha gibi burnunun dikine gitmezsen yaptığın bir yanlış piyangon olur. Seher Allah aşkına yeter, sus. Bak ben çok fena alıyorum yine, ne olur sus. Kızım sen Koray'ın elinin kirisin be. Kim bilir kaç tane kadın geçmiştir onun yatağından böyle. O şimdi elinin kirini temizlemek isteyecek. Sen de tam bu noktada kafanı kullanacaksın. Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ya çok safsın ya. Ya tamam bir hata yaptınız diye çocuk gidip nikah kıyacak değil ama... senin de bir bedelin olsun. Seher, çık şu odadan. Bak ya sen çıkarsın ya da ben bu halimle çıkarım şimdi. Ay yok ben anladım ya. Sizin bu salaklık aileden geliyor. Bir şey oldu sana. Biraz daha görmesem aşağı inecektim. Kolun? İyi, sıyırmış sadece. Sen iyi misin? Babanlar? Ondan duydum burada olduğunu. Daha bir şey sormadılar ama soracaklar. Ne söyleyeceksin onlara? Bilmiyorum. O herifin yaptıklarını unutacağız. Bana yaptıklarını unutabilirim ama sana yaptıklarını nasıl unutayım Emir? Benim yüzümden bir adam öldü. Nasıl unutabilirim? Bak ben o aile için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama sen bunu düşünmeyeceksin. Söz ver bana. Bak buradayız. Beraberiz. Bizi düşün. Tamam mı? Her şey çığırından çıkmadan önce bana kal demeye gelmişsin. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım. Sakin olmak zorundayım. Şimdi ya belki de aşağı inip Feriha'yı ikna etmem lazım. Ama şimdi aşağı inersem hepsi birden... Yok ya ne yaparlar bana? Seher kesin anladı o ifade olayını. Hatta belki Emir o sinirle söyledi bile. Ya Cansu yeter artık. Ya bir şeyler söyler misin lütfen? Burada kendi kendime sayıklamıyorum herhalde. Sana konuşuyorum. Cansu yeter biraz sakin ol. Unutmak istediğimiz çok şey var. Benim unutmadığım... unutamayacağım tek bir şey var. O da sensin. Benim artık gitmem lazım. Biliyorum. Gidip
gitmem lazım. Ya Ünal'ın ne söylediğini duymadın mı? Sana daha ne kadar açık söylenmesi gerekiyor? İyi de anlamıyor musun? Emir vurulmuş. Nasıl sakin olabilirim? Benim onu görmem lazım. Alo. İyi günler. Ben Sanem İlhanlı. Evet, Cansu'nun üvey annesiyim. Sizden çok acil bir randevu almam gerekiyor. Cansu'nun durumunda çok ciddi bir gerileme var. Gerçekten çok tedirginim. Evet, hemen bugüne bir randevu alabilir miyiz? Henüz onunla konuşmadım. Kendini toparlamasını bekliyorum. Kalbini kırmamı istemiyorsan Cansu, bizden uzak dur. Seni bir daha bizim etrafımızda görmek istemiyorum. Anlıyorsun değil mi? Hatamla her şeyi mahvettim. Yine Feriha kazandı. Emir bana düşman etti. Anlamıyorum ya. Bütün yalanları o söyledi. Emir'i o kadar aldattı. Yine de o kazandı. Şimdi ben aşağı insem. Bütün o yalanlarını, yaptıklarını. Bütün o anlatsam. Belki o psikopatın yapamadığını Mehmet'le babası yapar ona. Ben de ondan kurtulurum. Emir'i de kurtarırım. Tamam Cansu, sakin ol. Ben dayanamam Sanem Hanım. Emir'i tamamen kaybetmeye dayanamam. Tamam, bak şimdi doktoruna gidelim, randevumuza gecikmeyelim. Orada bu konudaki bütün duygularını anlatırsın ona. Hadi, hadi canım kalk, kalk. Hadi canım. Zor şeyler yaşadın. Yardıma ihtiyacın olabilir. Bence bu durumu bir psikologla konuşmalısın. Yaşadıklarımı kimseyle paylaşacak durumda değilim. Emir iyi mi? Daha iyi. Feriha. Levent Bey. Evet. Ben yokken ailemin çok yanında olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Önemli değil. Siz ne diyecektiniz? Ben hoş geldin diyecektim. Teşekkür ederim. İyi günler. Of kardeşim ya. Nasıl uyanamadım ben bu duruma ya? Korkma, yalnız değilsin. Emir, oğlum manyak mısın sen ya? Niye bensiz gittin o eve? Ya başına bir şey gelseydi, ya bir şey olsaydı? Bir şey oldu zaten. Sen bana
Atilla İlhan demiştin. Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Ben de sana bizi şiirler kurtaramaz demiştim. O gece bizi bir şiir kurtardı Koray. Bana bak. Bırak şimdi şiirimi yeri. Allah kahretsin ya. Ben nasıl Yunal abiye uydum ya? Nasıl Yunal abiye uydum da polise falan haber vermedim? En olmayacak zamanda kendi derdime düştüm. O anahtar aşağıda değil miydi? Sende ne işi var? Bir de içeride çarşaflar var. Karman çorman. Var mı bilgin? O evde olanlar daha önce birbirimize yaptıklarımızı unutturacak mı bilmiyorum ki. Ya yine kendimizi kandırıyorsak diye korkuyorum. Bütün bu olanlarla nasıl başa çıkacağım hiç bilmiyorum. Feriha, ben merdivenlerden düşmedim. Ben yukarı çıktım. Emir'in evine. Orada kendimi bastım. Ne yaptın? Ben ölmek istedim. Ben ölmek istedim. Ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Orada öyle karşımda asmış kendini. Önümde sallanıyor. Biraz daha gecikmiş olsaydım. Gülsün. Benim evimde. Benim yatak odamda. Kendini asıyor. Özür dilerim Emir. Benden niye özür diliyorsun oğlum? Niye benden özür diliyorsun? Senden, Gülsüm'den. Ben kime ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Ne yapacağımı da bilmiyorum Emir. Hakaretsin ya. Tamam. Üzüldüğünü anlamıştım ama... ...bu kadar ciddi olduğunu... ...bu kadar ileri gideceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Kendini öldürmek istediği aklımın ucuna bile gelmedi. Oğlum ben eve geldim şimdi, eve giriyorum ha. Vallahi yeri göğü sildirdiler bana. Benim yeri yanım ağrıdı, koptu vallahi. Yorgunluktan öldüm. Tamam hala. Bir şey lazım mı? Yok. Sağ ol. Oh. Allah ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Öldürdüler be. Gülsüm niye? Ben çok utanıyordum. Bir daha kimsenin yüzüne bakamayacağımı düşünüyorum. Annemin yüzüne bakamam. Ben aynaya bile bakamam. Gülsüm anlat, ne oldu? Yavaş gecesi. Ben çok sarhoş oldum. O da sarhoştu. Ben sonra ne oldu anlamadım. Sonra birden her şey oldu işte. Ben Koray'la... Ben Koray'la beraber oldum Feriha. O manyak seni kaçırdığında ben o yatakta onunla birlikteydim. Kendimi ona verdim. Ne dedin sen? Ne yaptın sen? Bana yapma oğlum, bana yapma. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın Rıza? Bana bırak. Nasıl kıydın? Ne yaptın? Ne yaptın? Kıymaz mıydı? Sen niye kıydın? Bana bırak, ne olur bırak hala. Bana ne olur yapma. Allah belanı versin seni. Allah'ım, Allah'ım yarabbim, sen beni kuzumla sınıyorsun yarabbim. Allah'ım yarabbim, Allah'ım ben nerelere gideyim, bu kafamı başımı nerelere vurayım yarabbim, yarabbim. Ama yapma. Nerelere nasıl vurayım yarabbim. Kız, sen tanrım oğlum.
bana. Beni olana götürsen. Ama yapmam mı aşkına? Ben duramam gari. Yerde de duramam, gekte de duramam. Çekil önümden seni. Valla bir dakika ne olur ya. Hadi otur. Ay dertli başım. Dertli başım, dertli başım. Koray. Koray. Neler olduğunu Aysun ablanın öğrendim. Emir iyi mi? İyi. Feriha? O da iyi. Yukarı çıksam Emir beni görmek istemez değil mi? Vay be. Sen de acıyarak bakıyorsun bana. Ama acıma. Emir'in zaten beni görmek istemeyeceğinden eminim. Neyse. Gülsün, seni parkta bekliyorum. Lütfen benimle konuşmaya gel. Gülsene. Ne bakıyorsun, ne diyorsun ya? Gülsün? Gülsün nereye? Gülsün. Ne oldu buna şimdi? Ne bileyim ben. Nerelere gideyim ben, ahkabı malım da nerelere gideyim ben? Hala yapma Allah aşkına, bak kapı da çalıyor, ne olur ya. Hala. Ne oluyor ya? Feriha, ne oldu burada? Halamın hali ne öyle? Ya bir şey söylesenize. Annem her şeyi öğrendi Koray. Öğrendi mi? Ne olacak şimdi? Annem beni asla affetmeyecek. Köylü güzelin İstanbul hayatı, üniversite hayalleri bitti. Hala, Gülsün'le mi kavga ettin? Ne oldu? Gülsün nerede? Gülsün nerede? Kıyacak kendine, kıyacak kendine, kıyacak. Ya Allah. Gülsün. Benimle evlenir misin? Ya bu çocuk onu parkta bekliyordu. Beraber kaçacak olmasınlar? Ya çocuğu ne diyorsun? Ne kaçması ya? Ya Mehmet, bu 10 numaranın arkadaşı var ya. Ya bunlar yılbaşı akşamı Gülsün'le işi pişirmişler işte, anlasana.
Mehmet. Mehmet ne yapıyorsun? Mehmet. Mehmet yapma. Yapma oğlum. Yapma Mehmet. Gülsün. Mehmet dur. Mehmet. Ne yaptın lan sen? Bırak o bıçağı. Mehmet. Sonradan çekil. Kendine gel. Aradan çekil. Mehmet abi. Biz evleniyoruz. Ne? Evleniyoruz biz. Evleniyoruz biz. Ayakta uyuyoruz biz ya. Biri çıksın gecenin bir arası havai fişekleri izlesin, kaçırılsın. Öbürü çıksın yukarı. Mehmet, yeter. Baban var karşında. Baba, yeteri mi var? Başımıza gelenlere bak. Yani şimdi düğünümüz var, öyle mi? Gülsüm evlenecek. Kardeşimin dergilere çık ile evlenecek. O herifin arkadaşıyla. Yani sen de Mehmet. Ya çocuk evlenmem deseydi ne yapacaktık o zaman? Evleneceklermiş. Hala, yakıştı mı şimdi bu bize? Mehmet. Lafını bil. Halanla konuşuyorsun. Boşver abi. Benim kendi kızım beni kilim yapmış, çiğnemiş de yeğenim konuşmuş çok. Feriha. Koray gerçekten evlenir mi benimle ha? Yani bıçağı görünce deseydi kendini kurtarmak için yapıyor derdim ama siz gelmeden önce evlenme teklif etti. Ya Feriha sen daha iyi tanıyorsun. Bir şey söyle ne olur ha. Kaçıp gitmez değil mi? Sen gerçekten evlenmek istiyor musun Gülsüm? İstiyorum. Çok istiyorum. Ama şimdi zor durumdasın ya. Hem korkuyorsun. Hayır. Ben gerçekten Koray'la evlenmek istiyorum. Yani ben çok yıprattım kendimi. Ama o bana evlenme teklif etti. Onun da gönlü var değil mi? Yani onun gönlü olmasa zaten şey olmazdı. O gece olmazdı değil mi? Bak biz hep o izlediğimiz filmlere inanmışız. Ama onlar yani bazen sevmeden de böyle şeyler yapabiliyorlar aslında. Yani Koray aslında... Feriha, kızım sen az biraz içeri geç bakayım. Hadi yavrum. Bu çocuk evlilik meselesinde ciddi mi? İnşallah. İnşallah. Koray. Gerçekten yapabilecek misin? Evlilik lan bu. Bunun geyiği yok, bunun şakası yok. Yapabilecek misin? O kız kendini asarken şakası var mıydı? Sence aşağıdakilerin bunun ailesinin şakası var mı? Keyfine kızın hayatı kayacak öyle mi? Yok kardeşim. Ben bu defa taşın altına elimi sokacağım. Ağır da gelse, elimi de kaybetsem ben bu işi çözeceğim kardeşim. Bu sefer kaçmayacağım kardeşim. Koray nereye gidiyorsun? Konuşsaydık şu konuyu. Yok. Daha fazlasını konuşmaya gerek yok. Kanka ben gidiyorum şimdi. Ararım seni sonra. Demek sen tanıştırmadın. Senin de bir bildiğin yok bu konuda yani. Yok baba ne bileyim ben. Bilmiyorsun. Ama arkadaşın değil mi? Arkadaş.
Ya ben seni o herifle dergilerde gördüm. Gidip herifin boğazına sarıldım senin için. Sen kardeşim ne sanıyorsun dedim. Herif gitti benim kuzenimi harcadı ya. Sen bela ettin kızın başına bu herifleri. Ne yapayım ben? Gidip katil mi olayım? Tövbe tövbe, şu konuştuklarımıza bak. Mehmet, Allah aşkına ya sus ya çık git. Kimdir? Nedir? Sözüne güvenilir mi bu Koray denen çocuğun? İyi bir insandır baba. Ha, iyi insandır. İyi insan yaptığına bak. Olan olmuş bir kere. Yapılacak bir şey yok. Feriha'nın kabahati ne? He? Feriha, açık açık konuş benimle. Bu Koray bizi oyalar mı? He? Bizi kandırır mı? Yapmaz herhalde baba. Bilemedim. Ne iş yapıyor bunun anası babası? Babası milletvekili. Mehmet bak görüyor musun? Az kalsın milletvekili çocuğunu kesiyordu. Feriha hangi partidenmiş? Seher, sen burada kalacaksın değil mi? Ya söyledim ya Mehmet. Kızların başını bekleyeceğim işte. Sen merak etme kızım. Ben de geç kalmam zaten. Canım konuşalım mı? Feriha ne olur üstüme gelme. Bak normal bir evlenme teklifi olmadığının ben de farkındayım. Evet sizinki gibi romantik değil. Ama ben buna da razıyım. Böyle de mutluyum. Benim Koray'la evlenmem lazım. Yoksa yaşayamam ben. Bizi mi dinliyorsun sen? Ne dinleyeceğim be? Ya ben tam giriyordum. Sen açtın kapıyı. Sokağın başındayım. Gelmek istediğine emin misin? Hadi yine iyisin. Gülsüm'ün mürveti sayesinde senin bu 10 numaranın kahramanlığı kaynadı. Ben çıkıyorum. Bana bak bir saati geçme. Ya hangi birinizi idare edeceğimi şaşırdım. Merhaba. Merhaba. Yine Bahar evde mi? Yok, o az önce çıktı. İçeri geçin isterseniz. Ben daha sonra tekrar uğrarım. Saksafonu sen mi çalıyordun? Evet, biraz üflüyorum. Sever misiniz? Bir yaştan sonra insan sadece caz dinliyor. Mesela Charlie Parker. Ama senin yaşın tutmaz. One Night in Birdland. 1950. Babamda bütün plakları vardı. Sonra İzmir'den taşınırken hepsi birilerine gitti tabii. Şaşırdım doğrusu. Çok etkileyici. Senin yaşındaki çocuklar genellikle sadece gitarla ilgilenir. Çocuklar gitarı tercih eder. Ben değil. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Thank you.
İyi misin? Böyle garip geldi aylar sonra burada görünce. Senin Gülsüm'le Koray'dan haberin var mıydı? İşte en sonu gece gördüm. Sonra sabah senin kaçırıldığını öğrendim. Bir daha da aklıma gelmediler. E ne olacak şimdi? Gülsüm'e ne olacak? Hadi gidelim. Koray'la konuşmam lazım. Bir saatim var. Tamam. Seni yere bakan, yürek yakan Gülsümcük. Bak hatanın sonu nasıl da hayırlı oldu. Ya kızım damat seni sevmese böyle şak diye basar mı nikahı? Gerçekten öyle mi diyorsun? Seviyor mudur beni? Sen sevmiyordur mu diyorsun? Bilmem ki. Feriha böyle şey konuşunca... tabii o daha iyi tanıyor. Tabii sen Feriha'nın etkisinde kalmışsın, kıyamam. Çok safsın ama. Niye öyle dedin ki şimdi? Ya Gülsüm, sence Feriha neden bu kadar bozuluyor ha? Çünkü o beceremedi. Çocuğu elinden kaçırdı. Ama bak sen hiç hesapta yokken Emir'in en yakın arkadaşıyla evleniyorsun. E tabii ister istemez kızın içine oturmuştur. Ya yani sonuçta o evlenemedi, sen evleniyorsun. Bana çiziksiz temiz bir Charlie Parker lazım. Adresini mesaj atıyorum şimdi. İki güne elimde olması lazım. Evet, evet. Çok, çok özel birisi için. Ne kadar şapsalsın İker ya. Fena teklif değil. Düşüneyim ben. Görüşürüz. Ya dikkat etsene ya. Kafam mı güzel kızım? Sen bana çarptın, ben mi sana çarptım? Yani siz şimdi evleneceksiniz. Nasıl olacak bu? Özür dilerim Feriha. Çok özür dilerim. Beni korkutan Gülsüm'ün mutsuz olması. Yani bu şekilde bir evlilikle nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Ben önemli değilim Feriha. Koray, ikinizin de hayatından bahsediyoruz. Onunla evlenmezsem ne olacak Feriha? Okuldan alıp köye mi yollayacaklar kızı? Yine intihar mı edecek? Yoksa babanlar mı öldürecek? Annesi, babası, senin ailen ne yapacak o kıza? O kız aptal, anlamsız bir sarhoşluk gecesinin bedelini neyle ödeyecek Feriha? Kendini feda ediyorsun yani. Bunları şimdi düşünüyorsun. Neyse. Sakın Gülsüm'ü mutsuz etme Koray. Sakın. Hadi gidelim. Yeter ama. Bu ne be? Küpe gündüz takip ediyorsun. Ne istiyorsun benden be? Nasıl bir dünya var senin ya? Küçük paran ayağın biraz rahatlamaya ihtiyacı var galiba. 9 numarada oturuyorum ben. Yani Koray böyle kahramanlık yaptığını zannediyor ama sonunda yine Gülsüm'ü özleyecek. Hiç adil değil. Doğru ya da yanlış bir karar verdiler. Halamın babamları düşünce başka ne yapabilirler ki diyorum ama... Gülsüm'ü Koray'ı düşününce... Ben bir şey düşünemiyorum. Mesela Gülsüm benim kuzenim olmasaydı, herhangi biri olsaydı... Koray'ı engellemeye çalışmayacak mıydın? Gülsüm yabancı biri değil işte. Ailenden biri.
Koray'ın Hande'yi ne kadar sevdiğini biliyoruz. Başka biriyle evlenmesi resmen ceza. Onlar bir karar verdi. Bize de düşen ihtiyaçları olduğunda yanlarında olmak. Koray'la Gülsüm yoluna girecek. Biz de artık kendimize döneceğiz Feriha. Hani şey için soruyorum. Biz de biraz hazırlık yaparız. Nikah merasimi için. İsteme. Gülsüm. Annemler burada değiller. Yani bizimkiler yurt dışındalar. Ya. Yani gelmeyecekler mi? İşte buyur da. Bak şimdiden annesi babası gelmiyor. Yani yetişemezler Gülsüm. O kadar vaktimiz yok. Doğru, tamam. Ben anladım. Şeye nikah yetişecekler ama değil mi? Ben konuşacağım onlarla. Tamam, oldu o zaman. Aferin Gulsun Hanım. Heh, kız isteme merasim olmadan kız verdirttin ya bize. Aferin. Gulsun. Ne diyor? Hele anlat bakalım. Geldiğin için sağ ol Lara. Bana kızgınsın biliyorum. Ya geldim işte Cansu. İlker'le nasıl gidiyor? Yılbaşında yani başladınız değil mi? Ya iyi gidiyor da. Beni İlker'i sormak için çağırmadın herhalde. Ya bana yardım etmen lazım. Emir beni sildi. Hayatından attı. Yüzüme bile bakmıyor artık. Ben ne yapabilirim ki? İlker'le konuşsan. Hani onlar arkadaş ya. Araya girse. Cansu yaptığın şey araya adam sokup boş ver abi demekle geçiştirilecek bir şey değil ki. Seni kim savunabilir? Hem İlker'le Emir sandığın kadar yakın değiller. Ama unutturmam lazım. Mecburum buna. Kızın hayatı benim yüzümden mahvolmayacak kardeşim. Ben hayatımda belki de ilk defa kendimle ilgili doğru karar veriyorum. Sorun mu var? Pat. Çözüm işte burada. İşte kahraman burada. Peki sen kahramansan evleneceğin kız ne oluyor? Sorun mu? Dert mi? Yoksa kurban mı? Sen kendini cezalandırmak için Gülsüm'ü ödüllendirdiğini düşünüyorsun. Oğlum ben seni çok iyi tanıyorum lan. Sen kafana bir şey koyarsın. Ona inanırsın. Sonra kendi ellerinde bir hapishane inşa eder. İçine girersin. Ama orada sonsuza kadar mahkum kalamazsın. Ya gardiyan olursun, çıkarsın. Ya da firar edersin Koray. Hande'den bile firar etmedin mi oğlum? Ha? Hande. Bir şey konuştunuz mu diye sormayacağım. Koray. Bu üçünüz için de çok zor olacak oğlum. Üçümüz diye bir şey yok. Artık sadece
Ben ve Gülsün var. Sadece ben ve Gülsün var. Ay içim taşıyor vallahi Feriha. Yani o kadar mutluyum ki, o kadar heyecanlıyım ki. Ailesini çok merak ediyorum. Şimdi annemler istemeye gelmemelerine çok bozuldu ama her şey o kadar apar topar oldu ki. Ne yapalım? Annesi nasıl bir kadın acaba? Ay beni sevecekler mi sence ha? Ya niye bir şey söylemiyorsun? Ya Feriha, bu arada ben nikah şahidim ol çok istiyordum. Ama şimdi tabii dayım varken olmaz. Ya tamam, biz yanlış bir şey yaptık ama bak evleniyoruz. Ya niye herkesin suratı beş karış? Bari sen mutluluğumu paylaş ha. Gerçekten mutlu musun? Mutluyum tabii. Koray'la evleneceğim, onun karısı olacağım. E okulu da devam edeceğim. Ya yepyeni bir hayat beni bekliyor. Çok garip. Yani bu evden, senden, annemden ayrılması çok zor. Çok koyuyor bana. Ama düşünsene, ben evimin hanımı olacağım. Bak şimdi benim için bir fena oldu ha. Şimdi benim burada son gecem mi yani? Son gecem. Her şey ne kadar hızlı oldu değil mi? Yani bir hafta önce biri bana dese sen Koray'la evleneceksin, delirdin herhalde derdim. Şimdi ben yarın onun karısı olacağım yani. Kızlar, yatmadınız mı daha? Canım anne. Anne. Ne oldu? Neden geldin? Emirsiz sensiz ne halde olduğumu görmek için mi? Gördüğün gibi. İdare ediyorum. Doğru yerdesin işte. Nasıl yaptın bana bunu? En zor günlerinde nasıl bıraktın? Nasıl yaparsın Koray? Şimdi ağlıyorsun. Kendini nasıl affettireceğim diye düşünüyorsun. Ama sen de haklısın. Senin yerinde ben de olsam ben de çok ağlardım. Yemin ederim çok zor olacak. Koray nereye? Koray! Çok şükür sonunda bir belayı daha atlatıyoruz. Ay ama Hatice halam çok içerleniyor. Yani ayıp bir istemeye bile gelmiyorlar. Ama haklı tabii kadın. Yani bir de koskoca milletvekili olacak. Ayıp. İnsan bir düğün yapar. Ya bırak Allah aşkına. Gece gece konuşturma beni. Sanki adam gibi doğal evlilik. Ay öyle deme Mehmet. Bak kız gelinlik giyecek.
Bak sen de böyle boş ver diyorsun ama gözüne uyku girmiyor. Bana ne onlardan? Yemişler, temizliyorlar işte. Ha tabii senin aklın hala Feriha'da. Gülsüm'ün derdine düştük. Asıl meselemizi unuttuk. Ben adımı unuturum. Gördüklerimi, duyduklarımı unutmam Seher. Hele şu nikah işi bir bitsin. Artık babam ne derse desin. Benim beklemeye gücüm yok. Alacağım Feriha'yı, oturtacağım karşıma. Bir bir anlattıracağım. Bu yukarıdakiyle aralarında ne var ne yok her şeyi öğreneceğim. Yavrum, boynun ağrımıyor değil mi artık? Yok anne yok, geçti artık. Oh, maşallah, maşallah. Su damlası gibi değil mi Feriha, bak. Feriha. Güzel olmuş muyum? Çok güzel oldun. Hadi şöyle bir dön bakayım bak bu kızı. Vay kraliçe gibi oldun vallahi maşallah. Kim benim kurban oluyor? Aa gelin kim ya? Aa Feriha'nın kuzeni. Aa damadın mis gibi arabası var. Biz resmen taksiye biniyoruz. Pes. Tebrikler Gülsün. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya kusura bakma. Seni de çağıramadım ama bizim çok apar topar oldu böyle. Bir davetiye falan da veremedik. Olsun mutluluklar. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Mutluluklar. Yok. O benim kuzenim Mehmet abi. Ben Koray'la evleniyorum. Yani eşim Koray olacak. Emir'in arkadaşı hatta. Biliyorsun sen Lara. Ama böyle ayaküstü oldum. Bir saat sonra Beşiktaş evlendirme dairesinde bekliyorum. Benim duyduğumu sen de duydun mu? Koray. Bizim Koray. Koray Feriha'nın kuzeniyle evleniyor. Gelmeden önce kendimle de babanla da çok mücadele ettim Koray. Bizi en akıl almaz yerden vurdun. Şu an buradayım ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Anne, ben de ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu şekilde böyle apar topar, hiç tanımadığımız, yüzünü görmediğimiz bir kızla evleniyorsun. Babam bunu asla kabul etmiyor. Benim de burada bulunmamı ne sen, ne o kız, ne ailesi. Sakın ama sakın yanlış yorumlamayın. Ben buraya sadece annelik görevimi yerine getirmeye geldim. En acı şekilde. Memnun oldum. Gülsüm gel ben senin saçlarını düzelteyim. Merhaba. Ben hep sizin partinize oy veriyorum. Yürü. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Kız ne şanslı aile, şunlara bak. Helal olsun vallahi. Anam, biri sosyetenin yakışıklı oğluna taktı kancayı. Öbürü de Mebus'un oğlunu kapıverdi. Allah Allah!
Tabii boşuna dememişler Allah çirkin şansı versin diye. Bacak kadar boylarıyla ne işler becerdiler şunlara bak. Ay ya sen takıldın kaldın bir kapıcı oğluna, takıldın kaldın bir kapıcı dairesine. Ya hala çağırdığıma çağıracağımı pişman ettin ya. Aman. Hem sen dur bakalım. Ya komşu da pişer bize de düşer. Yani sonuçta artık güçlü akrabalarımız var değil mi? O güçlü akrabalarımızı ben pek göremiyorum. 3-5 tane insan var, hepsi de kız tarafı. Doğru söylüyorsun. Ay pes. Ay bir de milletvekili oğlu olacak, babası bile yok. Ay bunun hiç mi akrabası yok yani? Ay Hatice Hanım. Ne? Vallahi çok ani oldu, çok şaşırdım. Tebrik ederim. He, öyle oldu. Gülsümcüğümün babasını göremiyorum. Kimse haber vermedi mi yoksa? Haber verdik. Biraz işi varmış, birazdan gelir. Ne yapacaksa kocaman. Duyu da inanma. Yeni karısı salmamış. Kız, Zerra da yok. Onu kim salmadı acaba? Ay yok kız. Küçük Ömercik kızamık çıkarmış da ondan gelemedi. Şu Koray'ın anasına baksana. Ay yüzümüze bile bakmadı. Sanki zorla getirmişler. Kız mezar taşı gibi. Gülünde mi Gülşin'e? He. Kayınatası kızıma elini bile öptürmedi. Minik bir alamete gidiyoruz kör topal. Çok gücüme gitti vallahi ablacığım ha. Hani belki ben yaşlıyım der gibi öptürmedi elini ha. Yani belki el öptürmeyi sevmiyordur. Ya sonuçta o da anne bak. Gelmiş işte. Ya heyecanlıdır. Az kaldı ha. Koray nerede? Koray annesinin yanında. Ay ben çok heyecanlandım. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Dikkat et. Nasılsın? Endişeliyim. Ama idare ediyorum işte. Annenler gelmeyecek mi? Yok. Koray'la annesi kimse istemedi. Ha. Anladım. Erkek tarafından bir tek ben varım. Kız tarafı o kadar güzel ki. Sen onların şahitleri mi olacaksın? Düşünme bunu. Duydun mu beni? O geceyi, orada yaşananları. Düşünme. Hadi bana söz ver. O geceyi, o evde yaşananları düşünmeyeceksin. Bak bana. Ben senden başka bir şey düşünemiyorum. Feriha ben... Ben de seni seviyorum. Telefonu. Şuradadır. Hah.
Ne haber? Haberler sende. İnsan bir çıtlatır be kızım, dumur olduk resmen. Ne oluyor ya? Ayak yapma kızım, şahidi sensindir kesin. Ne şahidi ya, ne diyorsun sen? Koray diyorum, evleniyor. Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Şaka, gerçekten haberin yok. Kızım Koray Feriha'nın kuzeniyle evleniyor. Biraz sonra Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikahları var. Olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Başaramayacaksın Koray. Siz İlyas'tan olma Hatice kızı Gülsün Karaman, kimsenin baskısı altında kalmadan hür iradenizle Koray Onat'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Siz İsmail'den olma Hale'den doğma Koray Onat, kimsenin baskısı altında kalmadan hür iradenizle Gülsün Karaman'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitler, siz de Koray Onat ve Gülsün Karaman'ın evliliğine şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Hayırlı olsun. Kutlanıyor burada. Feriha, sen başaramadın. Hala kızı, sen başardın. Hanginizi kutlayayım? Hanginizi kutlayayım? Kapıcı kızım odasını sen yarattın Feriha. O masada oturmak senin hakkındı. Hanginizi kutlayayım?